Merhaba değerli izleyenler, Artı TV'de Odak programıyla bugün de karşınızdayız. Bugün 23 Ekim'de mecliste görüşülmeye başlanacak olan, oldukça dikkat çeken, hepimizi yakından ilgilendiren bütçe yasa tasarısını konuşacağız Odak programında konuklarımızla birlikte. Tasarı dün meclise sunuldu, detayları da biraz belli oldu. Ne içeriyor? Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik krizde etkileri ne olur? Vatandaşa yansıması ne olur? İşte bu sorulara cevap arayacağız konuklarımızla birlikte. Hemen başlıyoruz. Öncelikle hemen konuklarımız kim olacak bugün programımızda tanıtalım. Akademisyen Levent Dölek bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş Sayın Dölek, stüdyomuzda ağırlayacağız kendisini. Telefon bağlantısıyla yayınımıza dahil olacak. İki konuğumuz daha olacak değerli izleyenler. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun da yorumlarını alacağız telefon bağlantısıyla birlikte. Evet, Sayın Dölek, zirve olarak değerlendirilen enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde konuştuk, tartıştık. Enflasyonu düşürmek için ilgili bakanlığın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ekonomi programları ve şimdi de işte bütçe tasarısını konuşacağız. Daha önce enflasyonla mücadele programı kapsamında yine sizi ağırlamıştık, görüşlerinizi almıştık. O dönem sorduğumuzda başarılı olacağına inanmadığınızı söylemiştiniz. Topyekün enflasyonla mücadele programından bahsediyorum. Şimdi 10 gün gibi bir süreç geçti. Bütçeye geçmeden önce buna ilişkinde kısa bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Nasıl gidiyor dersiniz? Program. Zaten şimdi özellikle bazı yakın vadede hemen sonucu almak üzere bir takım girişimleri oldu hükümetin, biliyorsunuz %10 herkese işte şeylerde, özellikle enflasyon sepetinde bulunan ürünlerde %10 bir indirime gidilsin. Hı hı. Buna teveccüh eden oldu, olmayan etmeyen oldu. Ama bir genel bir hava oluşturuldu. Bu ne kadar yansıyacak? Çünkü genel makroekonomik politikalardan farklı bu. Doğrudan bir genel indirim talebiyle geldiler. Tabii ki bunların ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Etkili olsa bile bu yakın vadede sadece Ekim ayının enflasyon oranlarını etkileyecektir. Onun dışında orta vadede herhangi bir etkisi olmaz. Enflasyonun zaten düşürücü esas etki ne yazık ki bu tür indirimlerden değil, halkın alım gücünün düşmesinden gelecek. Hı hı. Bütün genel politika onun üzerine. Yalnız biraz fazla geldiği için en son konuştuğumuzda biliyorsunuz beklenenin de üstünde bir enflasyon, evet, rakamı gelmişti. Zaten o yüksek seviyeler dolayısıyla aynı seviyede bir yüksek enflasyonu belki görmeyiz bu ay, ama bu şeylerin etkisini, bu kampanyanın diyelim ki etkisinin de sınırlı olacağını, en azından orta vadede etkili olmayacağını öngörebiliriz. Çünkü o zaman da konuşmuştuk. Üretici fiyatlarının aşırı yüksek olduğu, %46'lar seviyesindeki üretici fiyatları orada duruyor. Yani maliyetlerin ne kadar yükselmiş olduğu açık bir şekilde ortada duruyor. Dolayısıyla da enflasyonun yukarıya doğru olan trendini aşağıya çevirecek herhangi bir etki olmaz. Dolayısıyla da vatandaş için söyleyelim. Vatandaş için şu anda ben zannetmiyorum markete, çarşıya, pazara çıktıklarında bunun etkisini görsen. Çünkü zaten fiyatlar aşırı yükselmişti. Dolayısıyla onlar bunu hissetmiyorlar. Ama daha kötüsü bütün program, birazdan konuşacağız, bütçede de yansımasını gördüğümüz şekliyle zaten alım gücünü düşünerek, talebi aşağıya çekerek, hı hı, fiyatlar genel seviyesini düşürmek üzerine olduğu için önümüzdeki dönemde bunun etkilerini göreceğiz. Bu enflasyona etki eder mi? Enflasyonun düşmesi iyi olacak mı?
Biz enflasyon bir miktar yavaşlarken aynı zamanda ekonomik daralmayı da beraberinde göreceğimiz için enflasyon rakamlarına tek başına bakıp iyimser olmamız söz konusu olmaz. Çünkü aynı anda hem enflasyonun hem işsizliğin yükselmesi zaten o en kötü senaryo. Stagflasyon dediğimiz durum ki onun eşiğindeyiz. Bu öngörü şu anda tamamen olasılık dışı hale gelmiş değil. Tam tersine o tarafa doğru gitmeye devam ediyoruz. Gel gelelim enflasyonda bir miktar geriye çekiliş de bir iyiye gidiş alameti değildir. Yani zaten ekonomik daralmanın doğal etkilerinden, bir sonuçlarından, yan etkilerinden bir tanesi olarak görülmelidir. Ama bu şekilde acaba paylaşılacak mı vatandaşla? Yok, hayır. Yani bilakis bunun üzerine de, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bunun üzerine kahramanlık hikayeleri yazacaklar tabii. Hı hı. Yani en kötü durumda bile ekonomimiz ne kadar düzeldi, işte düzlüğe çıktık vesaire diyorlar biliyorsunuz en ufak bir rakamda. Bunu da yapacaklardır mutlaka. Ancak biz bu gerçekleri bilelim. Ve bizim karşımıza çıkartılan ekonomi politikalarının arkasında yatanları görmeye çalışalım. Vatandaş sürekli şu ikilemin içerisinde, yani benim yaşadığım yaşamla, çarşıda pazarda karşılaştığım durumla bana anlatılan örtüşmüyor diyor sürekli. Evet, doğrudur, gelecekte de örtüşmeyecek. Buna emin olabiliriz. Ama bizim vazifemiz de vatandaşlara bunun arkasındaki dinamikleri anlatmak. Ki çünkü vatandaş, burada her zaman söylüyoruz, tamamen edilgen değil. Yani hiçbir şey yapamayacak, pasif. Ondan sonra bu olaylar karşısında sadece meselenin ceremesini çekecek insan değil. Vatandaşın da yapabileceği şeyler var. Haklarını korumak, hakların tırpanlanmasına engel olmak. Bunun için kendi taleplerini biraz dayatmak. Bunlar yapıldığı takdirde bu ekonomik krizin faturasını şey yapmak mümkün, azaltmak mümkün. Peki. Şimdi bütçeye geçersek, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu o bütçe. 2019 yılı bütçesinden bahsediyoruz değerli izleyenler. Bütçeye göre alkol, sigara ve başka kalemler de var. ÖTV oranları arttırılacak. Bütçenin toplam miktarı ise 961 milyar lira olarak açıklandı. Şimdi buna ilişkin hazırladığımız haberi öncelikle birlikte izleyelim, sonrasında üzerine konuşalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi meclise sunuldu. Gelecek yılın bütçesi 2018'e göre %26'lık artışla 961 milyar lira olarak belirlendi. Tasarıda bazı ürünlerde özel tüketim vergisi oranının artırıldığı görüldü. Buna göre ÖTV akaryakıtta %20.2 artarken, alkollü içkilerde %23.9 oranında, sigarada da %2.8 oranında artacak. 2019 bütçesi etkin hizmet, kamuda tasarruf ve mali disipline odaklandı. 2019'da en büyük ödenek eğitim, sosyal güvenlik ve sağlığa ayrılacak. Bütçe giderleri 960.09 milyar lira olarak belirlenirken, bütçe geliri de 880.4 milyar lira oldu. Yeni dönemin ilk bütçesinin en önemli özelliği ise tasarruf. Toplam tasarruf miktarı 76 milyar lira olarak belirlendi. Yeni ekonomi programındaki hedeflerin gözetildiği 2019 bütçesi 23 Ekim'de komisyona sunulacak. 30 Ekim'den itibaren de bakanlık ve kurumların bütçesi ele alınacak. Aralık ayı itibariyle de bütçenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, yani sistemin de ilk bütçe tasarısı olması açısından da aslında dikkat çekici ve şu içinde bulunduğumuz ekonomik durumda da yine aynı şekilde oldukça önemli. Sayın Dölek, şimdi dediğimiz gibi dün meclise sunuldu bu tasarı. Görüşmeleri de başlayacak ayın 23'ü itibariyle. Şimdi tasarıda özellikle dikkat çeken durumlardan birisi şu: özel tüketim vergi oranlarında özellikle bazı kalemlerde ciddi oranda bir artış olduğunu görüyoruz. ÖTV oranlarının artması ne demek? Şimdi öncelikle bir ekonomist olarak biz vatandaşa bunu bir anlatırsanız sevinirim. Aslında burada biraz yanlış anlam var. Tam ÖTV yani belirli kalemlerdeki vergi oranlarının arttırılmasına ziyade buradaki vergi gelirlerinin 2019 yılındaki artışının öngörülmesi söz konusu. Şimdi zaten enflasyonun yüksek olduğu ve gelecek yılda
En azından orta vadeli planda bile %15'in üzerinde bir enflasyon bekleniyor 2019 yılı için. Bunun daha yüksek olması da belki söz konusu olabilir. Böyle bir durumda hiç şüphesiz ki fiyatlar arttığı zaman sizin orada otomatik olarak gelir kalemine yazdığınız vergilerde de ÖTV olsun diğer vergiler olsun bir artış söz konusu olur. Burada doğrudan bunlara bakarak bir sonuca varamayız. Şundan dolayı söylüyorum. Şimdi vergi oranlarını arttırdığınız zaman zaten sizin vergi gelirleriniz otomatik olarak artmaz. Öyle bir durum olabilir ki maliye teorisinde vardır bu. Lafer eğrisi denir ona. Yani siz vergi oranlarınızı arttırdığınız vakit o vergi geliriniz aynı oranda artmaz. Azalarak artar ve belli bir aşamadan sonra da düşer. Neden? Çünkü fiyatları siz arttırmış olursunuz ve insanların talebi düşer. Ve talebi düştüğü için de vergi geliriniz azalabilir. Şimdi o yüzden de önümüzdeki dönemde ben vergi artışlarına, yani vergi oranlarının artışlarına doğrudan yüklenerek, sürekli vergileri arttırarak gelirleri arttırmaya çalışacaklarını zannetmiyorum. Çünkü zaten kendi hükümetin de öngördüğü bir daralma süreci var. Hı hı. Zaten ekonomik büyümenin %2'lerse yüzde hatta sıfırlara doğru çekilmesi söz konusu önümüzdeki dönemde. Demek ki bu olmayacak. O yüzden gelirler kısmı değil, bu yeni bütçede önemli öne çıkan taraf tasarruf kısmı. Evet. Bu tasarruf milyar evet. liralık bir tasarruf öngörülüyor. Şimdi bu tasarruf zaten epeydir bu 76 milyar söyleniyor zaten. Bu 76 milyarın hatta tasarruf edeceğiz mi edemeyeceğiz mi konusunda kimseye güven veremedikleri için McKinsey'yi getirmeye kalktılar biliyorsunuz. Bu işin başına onları getirmeye kalktılar. Sonra o iş bozuldu ama bu 76 milyar duruyor. Şimdi o tasarruf neden yapılacak, nasıl yapılacak ve bu halkı nasıl etkileyecek? Esas bizim şeyimiz öyle. Elbette ki vergilerde bir azalma tabii ki beklemiyoruz. Çünkü program dengelenme adı altında zaten daralmaya bir hazırlık öngörüyor. Dolayısıyla orada bir azalma vesaire ben beklemiyorum. Tabii kimse de beklemesin. Dolayısıyla halkın ÖTV, KDV bunlar bu arada vatandaşın üzerine daha fazla yüklenen vergilerdir. Bunlar doğrudan değil dolaylı vergilerdir. Yani gelirinize oranla artmaz. Evet. Geliriniz yüksekse de düşükse de yaptığınız harcamalar oranında artan bir vergidir. Ve bunların oranı ne kadar yüksekse, ne kadar bütçe gelirleri dolaylı vergilerden daha fazla karşılanıyorsa bu eşitsizliği daha fazla artırıyor demektir ki Türkiye vergi adaletsizliği yönünden bu dolaylı vergilerin aşırı yüksek olması açısından dünyada çok adaletsiz olan ülkelerden bir tanesidir. Bu yapının devam edeceğini görüyoruz önümüzdeki dönemde de. Evet, yani şimdi genel olarak 2019 için bir değerlendirme yapmanız gerekirse ne söylersiniz? Şimdi burada bütçe açığı 80 milyar liralık bir bütçe açığı öngörülmüş. Bu zaten daha önceki bütün rakamlar diyelim bu bütçe açığı ile birlikte harcamalar, tasarruflar vesaire zaten bütçe tasarısıyla gündemimize gelmedi. Ondan önce orta vadeli programda zaten bütün bu rakamlar öngörülmüştü, açıklanmıştı. Şimdi 80 milyar liralık bütçe açığı gayri safi yurt dışı hasılayı oranladığınızda %2'nin gene altına düşer. Ama bizim için önemli olan şu. Artık devlet de tabii ki bütçe açığını borçlanarak kapatacak. Hı hı. Ve bu borçlanmanın maliyetlerinin yükseldiği bir döneme giriyoruz. Şimdi biz esas başka bir yere bakalım diyorum ben. O da bütçede özellikle önümüzdeki yıllar için 2019, 2020, 2021 faiz giderleri nasıl öngörülmüş? Hı hı. Bakıyoruz faiz giderlerinin bütçede gayri safi yurt içi hasılayı oranı önümüzdeki yıl %2'den %2.6'ya, %2.9'a ve nihayet %3'e çıkıyor. Demek ki bu tasarruflar yapılırken devletin borçlanması artacak ve faize daha fazla gideceğiz. Bu öngörülmüş. Yani devlet de borçlanarak faiz ödemelerine bütçeyi harcayacak önümüzdeki dönemde ve tasarruf yapıldığı zaman bu ne için yapılıyor? Nereye gidiyor dediğimiz vakit? Görüyoruz ki bu borçlanmanın finansmanı için. Şimdi bu borçlanma kısmından biraz sonra devam edelim. İsterseniz bir virgül atalım. Telefon attığımızda HDP İstanbul Milletvekili Sayın Erol Katırcıoğlu var ve sanırım zaman konusunda da bir sıkıntısı var. Kendisini bekletmeyelim. Sayın Katırcıoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı dün meclise sunuldu. Muhalefet
kanadı olarak. Nasıl yorumlarsınız önünüzde duran bütçeyi, bütçe tasarısını? Şimdi tabii şöyle söyleyeyim, bütçe tasarısının mecliste görüşülmesi aşağı yukarı bir aylık bir süreyi kapsayacak. Bu vesilede birçok ayrıntısı var esasında bütçenin. Fakat genel olarak bakacak olursak, siz de zaten programda akademisyen arkadaş da gayet güzel yorumlar yaptı. Bu mali disiplinin kaçmış olduğu zaten uzun bir zamandan beri bilinen bir husus Türkiye'de, Türkiye idaresinde. Tabii şunun altını çizmek lazım. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomide bir başarı var idiyse, geçmişe ilişkin söylüyorum, 2007'ye kadarki sürede, yani 5 yıllık sürede mali disiplini elden bırakmamaları sayesinde olmuştu. Fakat ne var ki 2008, hatta daha sonra 2009 krizinden sonra benim anladığım kadarıyla hükümetin kimyası bozuldu ve o zamandan beri hala ne yaptığını da bilmiyor ve olayın, yani şöyle söyleyeyim, konuştuğumuz konular tabii ki ekonomiyle ilgili, bütçe vesaire, fakat siyasetin daha önde gittiği bir ekonomi meselemiz var diye düşünüyorum. Mesela şimdi bu son Berat Albayrak'ın %10 indirimle ilgili işte enflasyonla mücadele programında %10 fiyatların düşürülmesiyle ilgili açıklamaları, yani hakikaten çok şey geliyor insana, yani başka bir amaçları var diye düşündürüyor. Çünkü %10 indirim, fiyatların indirim olacağını söylüyor. Bunun üstelik bir gönüllü olacağını söylüyor. O zaman şu soru ortada bir açıklık kalıyor. Peki uymazlarsa ne olacak? Yani bir ceza mekanizması olmadığına göre, evet, gönüllü olduğuna göre, bir kanunla düzenlenmediğine göre bu sorunun cevabı da yok doğrusu. Ama zaten bu sorunun cevabı ile ilgilenmiyorlar. Bence bu, yani ikinci bir soru da şey sorulabilir. Biliyorsunuz yılbaşına kadar bu indirimler söz konusu olacak. Evet. Peki yılbaşından sonra ne olacak? Yani enflasyon istediğimiz seviyeye düşecek mi diye bir soru sorulabilir. Bence benim anladığım kadarıyla hükümetin bütün perspektifinde yerel yönetimler var, yerel yönetim seçimleri var. O sebeple de benim, yani işte yıl sonu itibariyle eğer enflasyonda özellikle endekse giren ürünlerin bazılarında bazı indirimler gerçekleşirse, oradan giderek enflasyonu da kontrol altına aldık demek için yapıyorlar bunları. Tıpkı dövizi kurları nasıl kontrol altına aldıysak, bunu da aldık, dolayısıyla bize güvenin vesaire gibi bir politik perspektif içinde bunları söylüyorlar. Yoksa yani gözüken o verdiğiniz rakamlar da ortada. Yani önümüzdeki yıl itibariyle beyaz eşyada %47 artış olacak vergilerde. Diğerlerine baktığımızda sigarasından tutun alkollü içkilere, doğalgaza vesaire, bütün bunlara baktığımızda, yani IMF ile anlaşma yapsaydık ne olacaktı? IMF de bunları yaptıracaktı. Yani bu ne demektir? Bu kaçan mali disiplinin bir anlamda toplum tarafından ödenmesi, özellikle çalışan kesimler tarafından ödenmesi anlamına gelen bir adım atmış oldular diye düşünüyorum. Olacaklar, ya da bu böyle geçerse tabii bütçe. Dolayısıyla da yani bu bütçenin halkın yararına değil zararına olan bir bütçe olduğunu söylemek lazım. Böyle bir bütçeyle yükü, yapılan hataların, yanlışların yükünü bence toplumu çalışan kesimlerine yüklemek anlamına gelen bir bütçe gibi gözüküyor şu anda. Peki nasıl sonuçları olur halk açısından, vatandaş açısından? Yani somutta nasıl örneklerini görebiliriz bunun? Yani bir kere tabii şu açık, siz de orada konuştuğunuz enflasyon kontrol altına alınması gereken bir fenomen. Yani bir bakıma şu anda yaşadığımız bütün, yani bu döviz krizi gibi yaşadığımız meselenin de arkasında enflasyon yatıyor. Dolayısıyla da enflasyon tabii sabit gelirlerin de zararına çalışan bir mekanizma. Bir tür vergi gibi çalışıyor. Yani daha çok sabit gelirlerin verdiği vergi gibi çalışıyor. Dolayısıyla da bu zaten, yani bir yandan enflasyon belasıyla uğraşan toplumun, öbür yandan, ki bunu da beklememiz lazım çünkü %40'lara varan bir faiz
düzeyinin, kredi faiz düzeyinin kaçınılmaz olarak zaten durgunluğu ima edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla oradan bir işsizlik ortaya çıkacağı da ortada. Yani neresine baksanız önümüzdeki stagflasyon denilen ekonomik fenomenin, yani bir yandan enflasyonun olduğu, bir yandan da işsizliğin üretim kısılmalarının yaşandığı bir dönem yaşayacağız 2019'da. Peki. Ve böyle bir dönemde bir de bu vergilerle boğuşacağız diye düşünmek lazım. Peki. Sayın Katırcıoğlu, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, yorumlarınızı bizimle paylaştığınız evet, için. Evet, rica ederim. Estağfurullah. İyi yayınlar size. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz biz de size. Sağ olun. Evet, şimdi borçlanma, siz de biraz önce dikkat çektiniz. Aynı şekilde Sayın Katırcıoğlu da dikkat çekti. En öne çıkanlar arasında tasarıya baktığımız zaman şöyle bir detay da paylaşalım. 880 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Buna karşılık 960 milyar lira da harcama evet. yapılması öngörülüyor. 2019 yılı bütçesi toplamda 80 milyar liralık devasa bir açık verecek bu durumda. Şimdi siz biraz önce bunu nasıl kapatacak? İşte bunun yöntemlerini sıralarken faiz oranlarına da değindiniz. Cümleniz yarım kalmıştı. İsterseniz kaldığınız şimdi yerden devam edelim. Bu anlamda işte Erol Bey'in yaptığı şu yoruma bir itiraz etmek istiyorum. Onu halkımızın da iyi bilmesini istiyorum. Şu mali disiplin meselesi. Hükümet mali disiplini kaçırmış ya da mali disipline uzaklaşmış değil. Tam tersi söz konusu. Bütün bu ekonomik kriz ortamında, bütün bu çöküş içerisinde mali disipline sarılıyor. Ve mali disiplin ne demektir? Bütçe açığının şu anda biraz önce söyledim gayri safi yurt içi hasılayı oranını %2'den yukarı çıkartmayacak. Bütün bu kriz ortamına rağmen. Bu ne demek? Bu bütçe açığını belli bir seviyede tutup tasarruflara ağırlık verip, yani vatandaşa harcamayıp, vatandaşın ihtiyaçlarını gidermeyip bunun yerine o bütçe açığını finanse ettiğiniz borçlarla finanse ediyorsunuz. Bunun için faiz mesela giderlerini karşılamak. Bu bir politikadır. Mali disiplini aslında biz savunmamamız lazım. Mali disiplini gevşetmeleri lazım. Yani vatandaşa harcamaları lazım. Çünkü bu hayati şeyler. Vatandaşın hayati ihtiyaçları konusunda barınma, gıda ve benzeri bunlardan tasarruf edemezsiniz. Ama bunlardan tasarruf edecek. Sağlık, eğitim bunlardan tasarruf edecekler. Şimdi bakarsanız bütçe rakamlarına eğitim harcamaları artıyor. Sağlık harcamaları artıyor. Ama ne Türk lirası cinsinden artıyor. Dolar kuruna endeksleriz hepsi düşer. Yani 9,5 milyar dolar geçen sene ortalama bir sağlık harcaması var. Bu yeni bütçeye göre ve yeni kura göre baktığınız zaman 8 milyar dolar seviyesine düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi bunu dolar önemli. Neden? Çünkü sağlık harcamalarınız sizin esas olarak yine ithal ilaçlar vesaire bunlara bağlı. Eğitim harcamalarınız yine sizin ciddi anlamda ithalata bağımlı. Yani kağıt üretmiyoruz ki. Kağıt ithal. Onun fiyatlarının artışını düşündüğünüz zaman çocuklar hadi tablet kullanacak deseniz o da ithal. Bütün bunların fiyatları artıyor. Eğitim harcamaları zaten enflasyon dolayısıyla artıyor. Ama bunlar eğitim ihtiyacını giderecek, sağlık ihtiyacını giderecek düzeyde arttırılmıyor. Bakın şu gerekçesi, bu bütçenin gerekçesinde bir laf var. Ben bunu yakaladım. Çok muazzam bir laf. Sağlık harcamalarında tasarruf edilmesi için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini geliştirmek diyorlar. Şimdi bu cümleyi okuyunca vatandaş hoşuna gidebilir. Olumlu ama geliyor. Olumlu bir şey çünkü evet. Gerçekten önleyici sağlık hizmetlerini arttırmak lazım. Yani vatandaşın hasta olmasını engellemek lazım. Hasta olduktan sonra tedavi etmek yerine. Fakat bu bir tasarruf formülü değildir ki. Siz vatandaşın hasta olmaması için tasarruf etmeyeceksiniz. Harcama yapacaksınız. Vatandaşın gıdasını iyileştireceksiniz. Vatandaşın barınma koşullarını iyileştireceksiniz. Vatandaşın hayat seviyesini yükselteceksiniz. Daha az çalışıp daha az yorulmasını sağlayacaksınız. Daha iyi koşullarda barınmasını ve çalışmasını sağlayacaksınız. Bunun için devlet harcama yapacak ki insanlar hasta olmasın. Önleyici sağlık hizmetleri gerçekten bir şeye yani hastanelerin ya da tıbbın yani yapacağı, sağlık sektörünün yapacağı şey çalışmalar bir sonuç. Bu bir büyük bir palavradır. Büyük bir şeydir. Sağlıktan kesinti yapacağız demenin bir şey versiyonu. Biraz önce konuştuğumuz gibi. İnsanlara paketlenip verilmesi versiyonu. Dolayısıyla biz burada şuna bakacağız. Mali disiplini koruyorlar ve bunun sonucunda çok büyük tasarruflara gidecekler. Bu tasarruf halktan yapılacak.
Çok önemli bir şey söylüyorum size. Özellikle mahalli idarelerde şu anda seçim öncesi olduğu için muazzam bir harcama yapıldı. Bu harcamalar tamamen kısılacak. Merkezi bütçeden söylüyorum. Yani 20 milyar seviyelerinden 4 milyar seviyelerine 2-4 o civarlara düşecek. Yani çok muazzam bir azalma. Bu ne demek? Merkezi bütçeden mahalli idarelere pay aktarılmayacak. Yani siz yerel hizmetleri daha az alacaksınız. Ama daha önemli bir şey var. Belediyeler, bütün belediyeler en küçüğünden en büyüğüne kadar kendi yağında kavrulmak zorunda kalacak demek ki. Yani merkezi destek almazsınız. Bu ne demek? Yerel her şeyin satılığa çıkması demek. Belediyeleri, tüccar belediyeler daha fazla göreceğiz ve merkezi hükümet değil, yerellerde vatandaş soyulmaya başlanacak. Bu bütçeye baktığımda ben çok genel anlamda çok kapsamlı bir şekilde bütün yükün devlet bütçesi, devlet maliyesi kısmında bütün yükün bu bahsettiğim faiz ödemelerine yani %2'den %3'e çıkartıyorlar faiz giderlerini önümüzdeki yıllar içerisinde. Faiz dışı harcamaları %20'den %18,5'a indiriyorlar. Yani bu ne demektir? Bu dışarıya gidecek para, borç ödemelenecek, halktan alınacak demektir. Sağlıktan, eğitimden, hepsinden tasarruf var. Ve bunlar vatandaş için iyi işaretler. Mali disiplin bozulsun, bizim umrumuzda olmaması lazım. Sermayenin umurunda olan bir şey. Borç verenlerin, tefecilerin umurunda olan bir şey olması lazım. Mali disiplin bizim umurumuzda olan şey vatandaşın temel yaşamsal ihtiyaçlarıdır. Peki. Şimdi CHP İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekeroğlu'nun da yorumlarını alalım hemen. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Bekeroğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sayın Bekeroğlu, şimdi dün meclise sunulan tasarıya baktığımız zaman bütçe hedefleri arasında kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı yeniden tesis etmek öngörülüyor. Ekonomide dengelemeyi ve bütçe disiplinini sağlamaktan bahsediliyor. Sıkı para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürütmek şeklinde de bir ibare var. Özellikle kısa vadede vurgusu dikkat çekici. Kısa vadede şu bulunduğumuz süreci de göz önüne alırsak bu hedefler yerini bulacak mıdır? Şimdi tabii bütçe teknik olarak çok şeyler söyleyebilirim ama yine anlamıyla ne bir bu bütçe ne söylüyor? Yani 2019 aslında biz bu bütçenin Maliye Bakanı'nın öyle artık yeni ekonomik programda bütçenin işaretlerini böyle bir bütçe geçiyor. Bugüne kadar bir şeyler olmuş senede. Ve ekonomi neler olmuş bu zaman varsa. Türkiye ekonomisi bizde tıkanç yürümüyor. Patina yapmaya başlamış. En büyük bir endişe etsinler. Geçen gün Maliye Bakanı'na çok Sayın Bekeroğlu beni duyabiliyor musunuz şu anda? Yabana atmasın durumumuz iyidir gibi bir açıklama yaptı. Sayın Bekeroğlu. Ama vadeler ne kadar, ama faizler maliyeti ne kadar? Hani özet olarak 16 senede ekonomi bir şekilde tıkanmış, kendini çeviremez noktaya gelmiş ve bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bu bedeli geniş, dar gelirli kitlelere dediğimiz her sefer olduğu gibi, bütün krizlerde olduğu gibi geniş kitlelere bedel ödetiliyor. Türkiye borcu almış, bu borç diyelim ki 10, işte ikisini büyük kitleler kullanmış, 8'leri belli yerlere dağıtılmış. Şimdi bunun bedeli karşımıza çıkmış, bu bedeli bu ikisine ödetiyorlar. Yani büyük paylaşanlar değil, bu ikisini ödetiyorlar. Bu bütçenin genel olarak anlamı o, işte disiplin dedikleri şey, işte enflasyonu hedefliyoruz filan dedikleri şey, mali disiplin filan, bütün bunlar geniş kitlelerle ilgili değil. Böyle bir problemin ortaya çıkmasında geniş kitlelerin bir katkısı yok. Yarın da olmayacak ama kapitalizm, hele bizimki gibi böyle eksik kör topal uygulanan ekonomik sistemler sürekli 10 senede bir, 15 senede bir böyle bir şeye gelir takılırlar ve bunun bedelini de bütün topluma yayarlar, dal kesimlere yayarlar, onlar öder. Nitekim
bütçenin mesela ben geçen gün bir şey paylaştım. İşte %4 Ocak'ta, %5'te Temmuz'da memurlara toplam %9 filan geliyor. Ya öyle bir şey yazmıyor ki filan. Yazıyor. Belli işte personel giderleri geçen senenin belli, enflasyon belli, bu sene belli. İşte yetkili sendikayla yapılan anlaşmalar belli. Çok açık ki personel, yani memurları kastediyorum, devletten maaş alan insanlar ciddi bir bedel ödeyecekler. Enflasyonun aslında altında bir gelirle bu işte 16 sene hovardarca borç alınıp harcanan şeylerin bedeli ödetilecek. Tabii daha başka yönleri var. Bu bütçenin tartışılabilecek yönleri var. Ama özet olarak bana göre böyle bir bütçe bu. Peki Sayın Bekaroğlu, çok teşekkür ediyoruz. Sormak istediğiniz başka sorulara da yanıt verdiniz. Yorumlarınız içerisinde iyi akşamlar diliyoruz size. Evet, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun da yorumlarını aldık ve süremizin de sonuna geldik. Sayın Dölek, söylemek istediğiniz son bir şey varsa ama çok kısa olmak kaydıyla. Çok kısa şöyle söyleyeyim. Bu bütçe halk düşmanı, işçi düşmanı bir bütçedir. Patron ve tefeci dostu bir bütçedir. Şimdi bu bütçe artık yeni hükümet sistemi de diyor ya, işte bu başkanlık sisteminin bütçesi mecliste kabul edilmese bile geçerli olacaktı bir sene önceki bütçenin yeniden değerleme oranıyla arttırılması kaydıyla. Türkiye tarihinde bütçe oylamalarıyla hükümetler düşmüştür. İlki, en meşhuru İsmet İnönü'nün hükümetidir. Daha sonra Demirel düşürmüştür onu. Demirel de aynı şekilde bütçe oylamasıyla hükümeti düşürülmüştür. Dolayısıyla demokrasinin en önemli gündemlerinden, en önemli başlıklarından bir tanesidir. Bu iyiliş edilmiştir son referandumun ardından yapılan anayasa değişikliğiyle. Dolayısıyla şu anda bu halk düşmanı, işi düşmanı bütçeye karşı mücadele meclis sıralarında ne yazık ki kadük kalmak durumundadır. Halka, emekçilere, sokaklarda, iş yerlerinde sınıf mücadelesinin klasik biçimleriyle verilecek mücadele, grevler, direnişler, bunlar kalmaktadır. Önümüzdeki dönem bunlarla geçecektir diye düşünüyorum ben aynı zamanda. Peki bakalım nasıl olacak? Biz de takipçisi olacağız. 23 Ekim'de başlayacak değerli izleyenler, dediğimiz gibi mecliste bütçe görüşmeleri. Buna ilişkin gelişmeleri de sürekli ekranlarımıza sizlerle paylaşacağız. Sayın Dörek, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, yorumlarınız için. Evet değerli izleyenler, bugün de Odak programının sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar burada olacağız. İyi hafta sonları dileyelim. Hoşça kalın.